Evet, bugün Sason Muz Güzergahı'nda bir ilki gerçekleştireceğiz inşallah. Sason'dan Muş'un Hasköy ilçesine kadar ayakla gideceğiz. Şu anda Sason'a bağlı Çakırpınar mezrasının Han mezrasındayız. Çakırpınar köyünün Han mezrasındayız. İnşallah Han mezrasından Hasköy'e kadar ayakla gideceğiz. Yanımızda arkadaşlarımız var. Özellikle işte Sason Arap Değerli Başkanı Deniz Değirmenci, Anadolu Arapları Derneği Kozluk temsilcisi Adem Yorulmaz hocamız var. Diğer arkadaşlarımız var. Grup halinde inşallah Hasköy ilçesine doğru gideceğiz. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk düşünüyoruz inşallah. Yol güzergahında da çekimlerimiz devam edecek. Videoyu alabiliyor musun bunların? Evet, Han mezrasından Muş'un Hasköy ilçesine doğru yolculuğumuz devam ediyor. Tabii yolculuğumuzda çok güzel buz gibi çeşmeler de rast geliyoruz. Şu anda da bu buz gibi çeşmelerden birinin başındayız. Han mezrasına yakın Şintek mezrası dedikleri bir yer var. Oradaki soğuk bir çeşmenin başındayız şu anda. Şimdi bu güzergah Derince'den istikamet Yamanlı, Yamanlı'dan sonra Han, Han'dan sonra işte bu istikamet bu güzergahta eski dedelerimiz hep bu yolu kullanırdılar. Bu yolda yani geneli Muş tarafına gidip eşeleni satıp dönecektiler. Artık inşallah bundan sonra bu yolun açılmasını temenni ederiz. Bütün Cumhurbaşkanımız, bütün yetkililerimiz başta olmak üzere hepimiz, bütün halkımız onlardan beklentimiz budur yani. Thank you.
Kombatlı kapağı var abi. O diğerine de yok. Ben istedim şimdi. Öyle mi? Evet. Diğerinden içti bu. Kaynağı budur. Mete abi öyle tanıdım. Sason çayının kaynağı. Evet. Yaklaşık saat 10 civarı Muş'a doğru yola çıkmıştık. 3 saattir yollardayız. Han mezrasından yola çıkmıştık. Şu anda da yolculuğumuz devam ediyor. Gerçekten yolculuğumuz de çok güzel geçiyor, neşeli geçiyor. Yolda Cenab-ı Hakk'ın çok güzel nimetlerini görüyoruz. Özellikle su nimeti buralar için büyük bir nimet. Az önce de söylemiştim, çok soğuk sulara rast geliyoruz. Şu anda da soğuk suların başındayız. Amakya ne abi? Merge Kızıla. Merge Kızıla'dayız şu anda. Merge Kızıla denen yerleşim yerinde tabii o zaman yayla burası. Köylülerin geldiği yayla. Burada da gerçekten çok soğuk sular var. İnşallah şu arkamda gördüğünüz tepeyi de açtığımızda Muş sınırına girmiş olacağız inşallah. Tepeyi açtıktan sonra da Muş'a doğru, Hasköy'e doğru gitmeye çalışacağız inşallah. Geçiyoruz. Yapışmıyor da şey gibi. Ya kul mağara bitti mi şahsık? Lan ne ek? Evet, Sason Muş arasındaki yayan yolculuğumuzu burada sonlandırdık. Şu anda Bitlis Muş Batman sınırındayız. Muş Hasköy'e de varmak üzereyiz. Araba yoluna varacağız birazdan. Arkadaşlarla beraber yaklaşık 4-4,5 saatlik bir yolculuk yaptık. Güzel bir yolculuk oldu. Arkadaşların bu konudaki görüşlerini alacağız inşallah. Yanımda Boğazkapı köyünden Bayram Soysal arkadaşımız var. Onun görüşlerini alacağız. Evet Sayın Hocam, bugün Sason'dan başlayarak dedelerimizin ve babalarımızın yaptığı yolculukları biz de bir kez olsun o heyecanı yaşamak istedik. Yaklaşık hocamızın dediği gibi 4,5-5 saate yakın yürüyoruz. Ve geldiğimiz yollarda bazı köylerimizin yolu olmadığını gördük. Bazı ailelerimizin elektrikleri olmadığını gördük. Onlar için de bir ulaşım yolu buradan geçerse çok ihtiyaç duydukları gösterildi. Çok güzel geçti. Tepelerden, dağlardan geçtik, sulardan geçtik. Hedefimiz Hasköy. Muş'un Hasköy'üne varmak üzereyiz. Yaklaşık bir 3-4 kilometremiz kaldı. Onu da arkadaşlarla birlikte Allah'ın izniyle gideceğiz. Bu zergahın üzerine yapılması gereken bir yolumuz var. O yol yapılırsa çok memnun oluruz. Şu anda yani ekmek su kadar ihtiyacımız olan bir yol. Eskiden at sırtına, katır sırtına, eşek sırtına getirdikleri malzemeleri buradan değiştirerek Sason'un, Batman'ın bazı köylerine götürüyorlardı. Şu anda onu yapmak mümkün değil. Ama Allah'ın izniyle inşallah yolumuz buradan açılırsa çok memnun oluruz. Tek amacımız, tek hedefimizin bu yolları olmayan, elektriği olmayan köylerin de bir an önce bu elektriklerine, yollarına kavuşmaları. Allah'ın izniyle tek hedefimiz odur. Teşekkür ederim. Bu yolculuğumuzda bize eşlik eden değerli bir arkadaşımız var. Kozluk'tan geldi. Anadolu Arapları Derneği Kozluk temsilcisi Adem Yorulmaz hocamız. Onun da görüşlerini alacağız. Evet, biz burada Sason ile Muş arasında yapılması planlanan yolun Sason ile Hasköy'e bağlanması için
Burada bir yürüyüş başlatmış bulunmaktayız. 5 saat olarak yürüdüğümüz bu yolda tek bir hedefimiz, tek bir gayemiz vardır. O da bu yolun Sason ve Hasköy üzerinden şehirler arası yol olarak yapılması. Çünkü burada 1200 yıldır burada ikamet eden bu Garzan aşiretine bağlı Beleki, Musi, Sarmi maalesef bu geçit vermez dağlar yüzünden birbirlerinden ayrılmıştır. Kardeş kardeşten ayrı kalmıştır, gelinler ayrı kalmıştır, yeğen, dayı birbirlerinden uzak kalmıştır. Biz bu yol sayesinde bu kardeşliklerin birleşmesini istiyoruz. Bu yol ilk gündeme geldiği zaman halkımız büyük bir heyecan içerisine girmiştir. Büyüğünden küçüğüne kadar herkes gerçekten bu heyecanı en derinine kadar hissetmiştir. Herkes bir an evvel bunun yapılmasını istiyor. Lakin burada çıkan konuşmalara göre ne kadar doğru tabi bilemiyoruz. Bunun direkt Muş üzerinden bağlanması planlanmaktadır denildi. Bu derin bir üzüntü oluşturuldu. Hatta Sason ve Hasköy halkında eğer bu şekilde olacaksa olmasın daha iyi şeklinde denildi. Olmasın daha iyidir, biz o yolu istemiyoruz denildi. Biz de Garzan aşireti mensubu olarak Garzan aşireti vatansever, milletsever, yurtsever bu Garzan aşiretinin kendilerine mikrofon uzatılsın istedik. İhtiyaçları giderilsin. İhtiyaçları mevzu bahis olduğunda devlet kulak ardı etmesin istedik. O yüzden burada 5 saatlik meşakkatli bir yolu yürüdük. Umarız ki bu yolu boşuna yürümedik ve devlet-i aliyemiz bize ses verir ve en azından buradaki bu 1200 senedir burada yaşayan bu insanların, bu kadim halkın, bu vatansever halkın imdadına yetişir ve bu acılara son verir. Teşekkür ediyorum. Evet, Sason Han mezrasından Mehmet Baba Yiğit arkadaşımızın da görüşlerini alacağız. Böyle az günde Çakırpınar'ı khanem abi. 1200 سال بابو کلمه افری قلان میشت کرد به کاروانتی و به حیوانه دبرد هنی احتیاج خود دید و گجی امیرو سه چهار ساعت بیری هاتن به ازنا خود افری چه دبا اف خدمت هنی خلاص دبا و همه بتونه ترکیه سلام روز دکنج با سروک و سر سربست سروک ترکیه بلد گو بدن ما و دست خود رژی ما بکن یاردمک بدن ما ام وی یاردمی بکلمیش سروک ترکیه دکن 1200 سال بابو کلمه گوری قلانمیش تکرن برای کاروانتی هیجی ویگه به حیوانان اشیا خود بن اروان خود بن رونی خود بن شکر خود بن ام بیجیرانن یعنی ام مقدورن وی مملکتی آنه Sason Der Başkan Yardımcımız Fatih Özmen de yanımızda. Onun da görüşlerini alacağız. Öncelikle bu yolculuğu bizim için tertipleyen Sason Arap Der, Anadolu Arapları Derneği ve Sason'daki diğer arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Köyden buraya kadar, Çakırpınar köyünden Hasköy'e kadar bize yolculukta rehberlik eden köylülere de çok çok teşekkür ediyoruz. Sason-Muş yolu uzun zamandır tartışılan bir yol. Biz Sason Arapları Derneği olarak bu yolu hem keşfetmek hem de bir bilinç oluşturmak için bugün sabah saatlerinden itibaren Çakırpınar köyüne geldik. Çakırpınar köyünden yaklaşık bir 5 saat yürüyerek bu yolu keşfetmek istedik. Bu yolun hem Sason'umuza hem buradaki köylerimize hem Arap kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hem ülkemize çok büyük faydası olacağına inandığımız için bu yolu yerinde görmek ve bir hatırlatmak istedik ülkemize, milletimize. İnanıyoruz ki bu yolun açılmasıyla gönüller birleşir, mesafeler kısalır, bütün uzun yolculuklardan meydana gelen problemler giderilir ve uzun zamandır tartışılan bu yol meselesine bir nihayet çözüm konulur. İnşallah bu yolu en kısa zamanda yol haline getirirler ve bu yoldan artık yürüyerek değil araçla Muş'a gelelim.
buradaki bağlamımızı güçlendirelim. Buradaki mesafeleri kısaltalım. Teşekkür ederim. Evet, Bedri aşiretinden Hasan Uçar abimiz de bizimle beraber bu yolculukta bizimle beraber geldi. Stasyondan buraya kadar kendisinin de görüşlerini alacağız. Esselamu aleyküm. Öncelikle tüm halkımız Batman, Kozluk, Sason, Mötki bir kısmı ve Muş Hasköy bu yol için bugün 3-4 kilometre yürüdük. Hatta 5 kilometre diyebiliriz yani yayanla. Onun için bütün etkililerimizde, bütün devlet büyüklerimizden öncelikle bu yolu yapılması tek ricamız. Eski dedelerimiz, atalarımız yayanla hep bu yolu kullandılar. Zaten güzergahı bellidir. Herkes bunu görmek istiyor ve eskiden yaşadıkları dedelerimiz, atalarımız biz hala devam ediyor. İnşallah bu yol yapıldıktan sonra bunu yaşamayalım. Tek temelimiz bu büyüklerimizden tek ricamız bu yolu yapılması ve erkenden yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sason Arabder Başkanı Deniz Değirmenci hocamız da bizimle beraberdi. Kendisinin de görüşlerini alacağız inşallah. Buyurun Deniz. Evet, sabahtan Handan Başayan yolculuğumuz 4,5 saat sürdü yaklaşık olarak. Tabii bizim amacımız Sason Muş yolunun bir an önce faaliyete geçmesi. Sason, Mutki ve Muş halkı genellikle akrabadır. Aynı zamanda bu güzergah güvenlik anlamında hiçbir sıkıntısı olmayan bir güzergah. Ve buradaki halkta yol gündeme gelince büyük bir heyecan oluştu. Bu heyecanın boşuna çıkmasını istemiyoruz. Tekrar yolun gündeme gelmesini, ağalından bu yolun vizibilite açmasının bir an önce yapılması ve ihale aşamasına gelmesini istiyoruz. En azından bu akrabalar bir an önce birleşsin ve Güneydoğu ile Doğu arasında yine kısa bir bağlantı olsun, oluşturulsun istiyoruz. Bunun hem bölgemiz için, hem Sason için, hem Muş için büyük bir faydası olacak. Teşekkür ediyoruz.